Boş boş duruyoruz burada. Kemal de arayıp duruyor. Programa bu Tarık Kartaloğlu'nu çağırmış. Adam gelmem deyince başladı pompaya giraveri giraveri. Çek iki kare. Samimi dans ederken görüntüler diye yapıştır gitsin. Öyle yapacağım. Yani öyle çok büyük bir ev değil ama iyi ışık alıyor. Odalar küçük mü? Bir tanesi büyük. Onu Zeynep'e vereceğim. Sahibinden mi bu, emlakçıdan mı yoksa? Emlakçıdan. Gittim görüştüm ben adamla. İyi birine benziyor. Yani öyle çok para göz falan değil. Ha. Erdal, sakın kıpırdama. Ne oldu? Dümdüz dur. Tülin Derman'ın kocası burada. Kiminle? Bilmiyorum, anlayacağız. Yakınsa şu emlakçıya gidip konuşalım mı? Yakın değil, Ortaköy'de. Neydi? Denizciler emlak. Ya, Demet. Bir şey söyleyeceğim. Elini tut baba. Biliyorum, kabul etmeyeceksin ama. Sonuçta sen bu evde benim kızımla oturacaksın Zeynep, benim de kızım. Eğer müsaade edersen. Cihan, anladım ne demek istediğini, anladım ama olmaz. Neden ama? Ben hani bunu babası olarak söylüyorum Zeynep'in aynı zamanda. Çok teşekkür ederim ama olmaz. Gerçekten sağ ol. Çak. Şimdi şöyle olacak. Ben kiranın bir kısmını ödeyeceğim. Depozitoyu da ben ödeyeceğim. Ve Demet Hanım'ın da bundan hiç haberi olmayacak kesinlikle. Ben Asuman Hanım'la konuşurum. Siz hiç merak etmeyin. Yalnız kesinlikle Demet'in haberi olmaması lazım. Mesela bir şey desin yani işte depozitoyu kaldırdım. Kirayı da buraya çektim desin, bu kadar yeter. Tabii hallederiz. Sağ olun. Gel. Merhaba. Ay. Yani Zeynep'ciğim sonuçta asıl senin beğenmen lazım evi. Güzeldi. Bence annem de beğendi zaten. Babacığım. Efendim. Aa, bunlar ne? Hediye mi aldın sen bana? Sayılır. Ah. Bu ne lan? Sen ne zaman yaptırdın bunu? Nereden aklına geldi? Bir yere yaptırdım öyle. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Ne demek? Aşkım kızım benim, düşüncelidir böyle işte. Ya ben sizi böyle görünce bayılıyorum ya. Çok seviyorum böyle. Ya bin defa aynı şeyi söylüyorsun baba. Ama artık rahatla bence. Ne yapayım be? Aa. İyiyiz biz, aramızda gayet iyi. Tamam mı? Hiçbir sorun yok. Tamam, anladım. Nereye koysak bunu? Şey, ne yapsak acaba bunu? Şöyle alayım diyorum ben. Buraya mı yerleştirsek? Çok güzel. Zeynep de artık aileden biri olduğuna göre. Bence süper oldu. Ya, keşke hiç gitmesen. Hep bizle beraber yaşasan. Allah Allah kızım, niye böyle söylüyorsun sanki bir daha hiç gelmeyecekmiş gibi? Hep gelecek zaten, kalacak. Sen de istersen ona gidersin, kalırsın. Son defa görüşmüyoruz ki biz. Nerede? Anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Günün nasıl geçti? İyi, gayet iyi. Biraz yorgunum. Daha iyiyim anneciğim, merak etme. Hı. Yemek yedin mi? Yemedim ama birazdan yiyeceğim. Başka soru var mı? Ay aman, iyi tamam, sormadık bir şey. Hadi konuşuruz sonra. Tamam bak, aramazsan bozuşuruz ha. Anneciğim arayacağım dedim, merak etme. Hadi bay bay. Annen nasılmış? İyi işte, her zamanki gibi. Ne yapıyormuş seninki? İyiymiş, yemek yiyeceklermiş. Keyfi yerinde miymiş? Pek değil. Ya Kerem'in dönmesi hiç iyi olmadı. Tam Zeynep toparlanacakken. Öyle gençler ki. Daha neler yaşayacaklar, neler görecekler. Ya biliyorum. Biliyorum da. Zeynep'in üzülmesine dayanamıyorum işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.